كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Şimdi arkadaşlar faziletleri iyi dinleyin. Bakın ne faziletler var Ramazan'da. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mina'da bulunduğu bir sırada şöyle bir hadis buyurmuştur. Kıyamet günü olduğu zaman ben kulların sevapla günahlarının tartıldığı mizanın yanında bulunuyorken ümmetimden bir genci, bu hadis çok ama çok tehlikeli, acayip bir hadis, Allah için iyi dinleyin. Allah için diyorum, bak iyi dinleyin bu hadisi. Ümmetimden bir genci melekler yüzüne ve arkasına vura vura getirirler. Mahşer günü mizanda ameller, sevaplar, günahlar tartıldığı zaman diyor ki Muhammed Mustafa, ben mizanın yanında duracağım diyor. Aleyhissalatü vesselam, bir genç gelecek. Melekler onu hem suratına hem arkasına, sırtına, kabahatlerine vuruyor. O da bana sarılarak, ya Muhammed Aleyhissalatü vesselam, sana sığındım, medet. Senden medet istiyorum. Bunun üzerine ben derim ki diyor, ya Rabbi meleklere, ya Rabbi meleklere de sor. Hem ya Rabbi hem de meleklere de sor. Bunda bu adamın günahı ne? Bu gencin suçu ne diyor? Nedir bunun suçu? Bak suça bak arkadaşlar. Nasıl bir suç işlemiş. Onlar Ramazan ayına ulaştı da onda tövbe bile etmeyip Allah'a isyan etti. Allah da onu aniden öldürüp, ayrıntıyı yakalayın, Ramazan'a tövbe etmiyor. Allah Celle Celal onu aniden öldürüyor. Aniden. Tövbe etme fırsat bırakmıyor. Ya Ramazan gelmiş beyefendi. Bugün tutarız. Yarın tutarız. Hava çok güzel. Başım ağrıyor. Gözüm ağrıyor. Bilmem ne, çok çalışıyorum. Allah da onu aniden öldürüp huzuruna aldı derler. O zaman Efendimiz diyor ki, sen ne kötü bir genç misin, ne fena bir genç misin dedim. Böylece ne o beni bırakır ne de melekler onu bırakır. O Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bacağına yapışmış, bırakmıyor. Melekler de ona yapışmış, onu bırakmıyor. Devam ediyoruz, daha bitmedi. Ben ona şefaat edip Allah Celle Celaluhu'dan yardım istemek üzere, ilahi ümmetimden bir genç, ne olur bunu azaptan kurtarır mısın derim. Bak bak arkadaş bak. Ne olur ya Rabbi bu genci bu azaptan kurtar derim. Diyor Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. Sonuca bak. Sonuca bak. Onun hasmı Ramazan ayıdır. Diyor Allah Celle Celaluhu. Onun düşmanı ben değilim diyor ha. Buyurur. Ben de Ramazan ayı ile davalı olandan uzağım. Diyor Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. Ramazan'ın hürmetini tanımayana kim şefaat edebilir derim. İşte o anda Allah Celle Celaluhu senin beri olduğun kimseden ben de beriyim buyurur. Böylece kendisi cehenneme atılır. Arkadaşlar etrafımızda böyle çok adam var. Etrafımızda böyle çok adam var. Oruçsuz, tövbesiz, Ramazan'a. Allah Allah Allah. Cehennem ya. Kurtuluş yok. Nerede geçiyor? Ebu'l-Ferac, İbn-i Cevzi, Safuri, Numan el-Alusi. Şimdi bu hadisi iyi dinleyin arkadaşlar. Cuma akşamı, Perşembe de bakın, Cuma da bakın. Havaya, bu hadisi iyi dinleyin. Altına yazacağız. Havaya bakacaksınız, hilale bakacaksınız. Hadisi tane tane okuyacağım. İyi anlayın. Ali İbn-i Ebi Talip, radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Yeni beliren hilali ya da birkaç günlük ayı gördüğünde, şimdi cuma günü başla, bak hilal gözüküyor mu? Cumartesi bir daha bak, gözüküyor mu? Pazar bir daha bak, bu cuma, cumartesi pazar, bakın şöyle gökyüzüne. Hilal, çünkü Ramazan belirisi nereden çıkıyor? Hilalden. Hilal gözükünce Ramazan başlıyor. Heh, şimdi ne oldu? Şimdi İstanbul'dayız, her taraf bina. Üç gün göremedin. Hilal gözükmüyor ya da bulut var. Hava karanlık, işte kapalı, bulutla her taraf kapalı. Ne yapacağız? O niyetle gökyüzüne bakacağız. Devam ediyorum, iyi dinleyin burayı. Birkaç günlük ayı gördüğünde üç kere Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber diyecek. Üç kere. Daha sonra
Elhamdülillahillezî halakani ve halakake ve kaddara leke menazile ve cealeke ayeten lil alemin. Ne demek? Bütün hamdler beni ve seni yaradan Allah Celle Celaluhu'nun sana konaklar ve burçlar takdir eden ve seni alemler için büyük bir hürmet ayet yapan Allah Celle Celaluhu'ya mahsustur. İşte o zaman Allah Celle Celaluhu seninle meleklerine iftar eder. Bunu yapana üç kere Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber diyeceksin. Sonra peşine bu dua okuyacaksın. Altına yazacağız YouTube'a. Yaptıktan sonra ne diyor? Allah Celle Celaluhu meleklerine iftar eder. Ne demek? Ey benim meleklerim görün, kulumu görün. Bakın kuluma. Ve ey benim meleklerim şahit olun ki muhakkak ben işte bu kulumu cehennemden azat ettim. Arkadaşlar yani cuma, cumartesi, pazar kafanız yukarıda olsun ha. Balkondan da düşmeyin aşağı. Ay bakacağım ne uğraştırmayın biz ondan sonra. Hastaneden alalım Allah belanı versin senin camdan düştün. Balkondan düştün diye bela okumayın bize tövbe. Bakın zorlamayın da kendinizi. Mesela ben geçen sene göremedim. Ne demek göremedim? Bulamadım yani baktığımda sağa baktım yok sola baktım. Ama ne yaptım ya? Baktım okudum. Göremedim hep çünkü binalardan artık doğru düzgün ne ay görüyoruz ne güneş. Doğru düzgün hiçbir şey gözükmüyor yani. Neyse ne anladınız mevzuyu. Cuma, cumartesi, pazar 3 gün bakın. Yani üçüncü günün sonunda göremezseniz ya cuma gördün oku. Cuma göremedin, cumartesi gördün oku. İki gün göremedin, pazar gördün oku. Ama 3 günde göremedin yapacak bir şey yok. Havaya bak. Niyet et. Ya Rabbi göremedim. Sen kalpleri biliyorsun. Niyet ettim ya Rabbi. Okuyorum. Kabul ele. 3 kere Allahu Ekber peşine dua yapıyoruz. Sonra elhamdülillah diyoruz. Sevapları, faziletleri kapıyoruz. Nerede geçiyor? Safuri, Nüshetül, Mecalis, Numan Alusi. Enes radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Herhangi bir imanlı kul hilali gördüğü zaman, bak bu da ayrı bir şey ha. Hilali gördüğü zaman Allah Celle Celle hamd ederse ne demek? Ne yapacağız? Hamd etmek. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bitti. Sonra peşine 7 kere Fatiha okursa. Fatiha'yı biliyor musunuz? Maşallah. Maşallah. Fatiha'yı biliyorsan tamam o zaman. Kiz oldunuz o zaman. Bileceksiniz. Ama Fatiha'yı düzgün okuyun ha. Elhamdülillahi demeyin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdina sıradal müstakim. Sıradal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim veladdallin. Amin. Bak bu ortalama bir Fatiha'dır. Şimdi böyle okuyoruz. Yorum geliyor. Sen nasıl okudun? Kâbe mi? Ne Kâbesi be? Mahallenin imamından kötü okudum. Ben böyle okuyamam. Nasıl okuyamıyorsun mübarek? Ben en alt seviyede okudum. Avam seviyesi bu. Bu okuduğumuz Fatiha avam seviyesi. Ben böyle okuyamam ne yapacağız diyor. Mübarek adam ne diyeyim ben sana şimdi ya? Sana biz tecvid talim yaptım dedik de mübarek kurtarsın yani. En azından kurtarsın Fatiha seni. 7 kere Fatiha okuyacaksın. Muhakkak. Heh. Bak ben bunu az önce içeride söyledim bizim arkadaşa. Bir kardeş vardı gözünden rahatsızdı o. O gelmedi herhalde bugün. İnşallah bu sohbeti dinler. Gözü rahatsız vardı kardeşim. Rabbim ona da şifa versin. Amin. Amin. 7 kere Fatiha okursa muhakkak Allah Celle Celaluhu o ay boyunca ona göz şikayetinden afiyet verir. Bir ay boyunca. Arkadaşlar. Yapalım, yaptıralım. Nerede gidiyoruz? Safuri, Nüshetül Mecalis.